Ve geldik Oğlak burçlarına. Aşk tam gazlıyor Oğlaklara. E tam gaz yani ne diyeyim ben şimdi. Aşk tam gaz seviyor, seviniyor, sevecek Ben asla olak değilim artık ona çok eminim. Tabii de. ay burcun balık. Ben balığım canım hiç oğlaklara bakamadım. Oğlaklarla ilgili çok silinim. fazla soru geldi. Özellikle 82'ler sormuş. Ne oldu böyle biz çok yorulduk. Ne zaman düzlüğe çıkacağız? Ne Onlar zaman Onlar bir sıkışmadan geçiyor. Diye? Bir değişimin içinden geçiyor. Çok kafa sorulmuş. yapıları değişiyor. 81, 82'lerin e, kafa yapıları değişiyor. 83, 84'lerin çevresi değişiyor. 85, 86 86'ların aile ve kariyere bakış açısı değişiyor. Bakın içeride değişim başladı şu an. Hele yılın sonunda çok daha başka birilerine dönüşeceğiz hepimiz. Yönlerimiz değişecek. Bugünkü ekonomik konular bunun sadece tuzu biberi ama bizim inanma şeklimiz, hayattaki duruş şeklimiz değişiyor. Bir döngü sıfırdan başlatan bir döngün eşiğinde oturuyoruz. Yaşınız, mesleğiniz, eğitim durumunuz, duygunuz ne olursa olsun gök kubbede dengeler değişiyor. Dolayısıyla tamamen saf bilgiyle karşı karşıya kalacağız. Her şeyi öğreneceğiz. Herkesin her şeyini öğrenmemizin aslında bir şey yaramadığını da fark edeceğiz. Ne yapılabilirin peşine düşmek zorunda kalacağız. Ve dolayısıyla da harekete geçiren dünyada bir kere büyük göç başlıyor. Sadece Rusya-Ukrayna'da savaş çıktı da oradan 6 milyon Ukraynalı Avrupa'ya geçtisi yok ki. Dünyada büyük bir göç başlıyor der. Burada sadece 82'ler önce hissediyor. 82'lerin önce karnında kocaman bir boşluk oluştu. 81-82'nin. Arada bir güveniyor, sorguluyor diyebiliriz. Sor. Yükselen oğlaklar peki? O... Kilo verecekler. Allah Allah. Evet. Yükselen oğlaklar kilo verecekler. Onlardan da çok fazla soru soralım. Yükselen oğlakların çevresi değişecek. Öğretmendir okulu değişecek. Çevre değiştirir. Ondan sonra kilosu görünüşü değişir. Eğer ihmal ettiği bir rahatsızlığı hastalığı varsa özellikle gözlerle ilgili tiroid tarzı şeylerle ilgili ama ben oralara çok girmem unutmayın. Ben bir alanın uzmanıyım. O alanın uzmanları farklı. Tabii ki kendi sağlığınızı ihmal etmeyin ama oralarla da ilgili bir geri dönüşler hayat size verebilir. O yüzden de oraları da ihmal etmeyin der. Oğlaklar aşka tam gaz diyor. Evli Aa, olaklar. Böyle şimdi ama o, <laughs> o evli olaklar diyecek ki eşim bir şey mi yap? de bir soruda gelebiliyor. Yok yok. ...size olan aşk artıyor. Muhabbetiniz artıyor. Hmm. Çayınız, sohbetiniz, kahveniz, birbirinizdeki ilginiz artıyor. Dedikten sonra üstünüzdeki rehavet biraz dolunaydan. Bugün dolunaydan yerinden... mıydı? Dolunay şimdi geçti bittiyse eğer biz e, şey çıkıyor muyuz yani Rahata çıkıyor muyuz? Ama hayır bu Haziran'daki Hazirandaki mi? Tabi tabi hazirandaki. Hmm. 21 günde bir dolunayımız var. 21 günde bir yeni ayımız var. Mevsim uzayınca yani böyle tam uzadığında iki tane e, dolunayımız olabiliyor. Siz onlara mavi dolunay diye biz sizlere karşı bilgi veriyoruz. O yüzden de bu bilgiyi netleştirdik. Şimdi oğlak kaldıysa hemen devam edeceğim. Kariyer Sonrasında... ve para konusunda çok para harcayacak oğlaklar. Bilginiz olsun. Hmm. E, oğlak Burcu'nun kariyer ve para konusunda kariyerinde Tabii ki bu yoğunluk aşk, ilişkiler, aile, düğün organizasyonlar da inanılmaz para harcayacak. Çünkü bir oğlak eğer bir de yükseleniyse ya da öz burcuysa hikayesinde dağınık öyle e, ya da yarım yapmak bir işi mümkün değil. Evet. En iyisini yapar. Dolayısıyla da kariyer ve para konusunda kariyerini biraz yavaşlatabilir. Üst üste seyahatleri, organizasyonlar olabilir. Katılacağı davetler, organizasyonlar olabilir. Para harcama konusunda da limitleri biraz zorlayabilir. Hatta bugünlerde birçok oğlak burcu e, arabayı mı değiştirsem, şöyle mi yapsam gibi olgun ulaşan fikirleri varsa da hayata geçirecek. O yüzden de harcamaları yüksek. Kariyerde de işte yıllık izindir ya da bir dengelerden geçişler olacak. Burada en iddialı yorum. Oğlak burcu ortaklığınız varsa az önce de söylediğim gibi bir Oğlak burcuna ortaklık yapmayın. Çünkü ortaklık yapı size çok da uygun değil demiştim ki burada da ekranlarda da ortakları olan Oğlaklar için biraz belki kariyer konusunda işte sıkıntı olabilir ama bu da Temmuz'un sonlarından itibaren dengeler değişir. Aile konusunda konusundaysa olaklar ailede baskındır. Herkesi yönetir. Öyle kafanıza göre para harcayamazsınız bir oğlak varsa hayatınızda. Ve her şey bilir. En iyi oğlak bilir. Orada başağın bilmişliğinin yarısını olağa veriyor hayat ve zodyak. Dolayısıyla da aile konusunda eğer böyle hareketli gençler varsa... Burada biraz onları dizginleyen, toparlayan oğlak olacak ve dolayısıyla da aile konusunda gençlere işte harcamalarına, yatırımlarına, girişimlerine müdahale edecek. Biraz orada biraz inişler, çıkışlar var Aile konusunda, fikirler konusunda, fikir ayrışmaları konusunda kovalar. Az önce denizde provası yaptık. 2020 Mart'tan itibaren kovaları hayat ikna etti bir şekilde yoluna e, sokmaya başladılar. Özel hayatları kovaların birazcık zordur seçimler onlar için karar vermek zordur. Genelde ya böyle çok hayatı oturmuş insanları seçer, kovalar ya hayatı çok zorları seçer ya da mümkünse hayatı toparlaması gereken insanları seçer. Kova erkeği içinde, kova kadını içinde bu geçerlidir. Kova burçları Haziran ayında her duyduğunuza inanmayın dedikten sonra yatırım yapmak istiyorsanız da korkmayın diyor. Gezegenlerin duruşu, seyri. Ay burcunuz Kova'ysa yollar size açılıyor. Kalbiniz çünkü hissettiklerinizin arkasında durma cesareti veriyor. Satürn Kova'da yavaşlıyor olsa da 4 Haziran'da geri gidiyor olsa da size diyecek ki bir yıldır bazı şeyleri erteledin, harekete geç diyecek ve Kovalara tam gaz diyor gökyüzü. Burada Ani... hemen, burada hemen 86 yükselen akrep burcu kova olan birisi yazmış. Ona bakalım. Şimdi biz burada aslında 86 Jüpiter'i daha güçlü olduğu için, Jüpiter balıkta da olduğu için 86'lara diyoruz ki öncelikle hukuksal konularınız varsa çözülecek, geçmişten gelen problemler varsa çözülecek. Eğer Burcunuz bir de Kova'ysa yani hem Jüpiterinizle burcunuz birbirine yakınsa yeni bir döngüye geçiş yapıyor olabilirsinizdir ya da bir sektöre ilgi duyuyor olabilirsiniz. Yani bir takım başlangıçlar varsa hmm. kendi planlarında çekilmesinler. Geçmişteki tecrübeleri kafaya takmasınlar. Geçmiş geçmişte kaldı. Dünü değiştiremeyiz. Yarın önümüzde. Yarını değiştirebiliriz der. Kova gibi konuşur. Ve dolayısıyla gökyüzünün kova temasına hakim olduğunu vurgular. E, kovaları da aynı bir taşınma planı gündeminize gelebilir. Taşınabilirsiniz. Yatırım yapma ihtimaliniz olabilir. Emtiyalarınızın yerini değiştirebilirsiniz. Şurada biraz altınım vardı. Burada birazcık e, dolarım vardı. Ben bunu ne yapsam şöyle mi yapsam hadi o zaman bunu yapayım gibi bir yön plan değişebilir ve dolayısıyla da eğer ee, uzun süredir aynı kişiyle birlikteyseniz sevgili kovalar nişan, söz, yüzük, evlilik tarihleri evren sizi destekliyor. Kimlerde? 91, 92, 93 bir de Satürn'ü kova bir de Burcu kova bu yılları yuvasını dizayn etmeye çalışıyor gezegenlerin seyri. Özellikle ajans tarzı, kreatif işlerde, medyada çalışıyorsanız veya sahada proje bazı işler yapıyorsanız evren yine sizi destekliyor dedikten sonra kovanın aşk hayatında dediğim gibi Kovalara yalnızlık yok. Seçici zaten. Peki sorunlu insanları seçme gündemi bitti mi? Hayır bitmiyor. Çünkü kovalar arada birilerini toparlamayı seviyor. Onlardan arada bir uzaklaşmayı seviyor. Kova arada bir kendi alanına çekilmeyi seviyor. Devamlı sevemiyor ya da devamlı ilgi görmeyi sevmiyor ya da. Artık burada yorumu size bırakıyorum kova burcuysanız. O yüzden de kovaların üstüne eğer bir kovayla birlikteyseniz çok üstüne gitmeyin. Eğer tatil planları yapmaya çalışıyorsanız bir kovayla da alternatifleri ya da alanları o seçsin. Tarihleri o seçsin. Çünkü çok baskıyla hareket ettirebileceğiniz bir burç değil. Hele de Satürn onların burcunda geri giderken. Kariyer ve para konusunda Haziran ayında, Temmuz ayında kovalar kazanacak. Kovalar kazanacak, ekonomik girişimlerde bulunacak, cesareti artacak. Aile konusunda sağlık, kardeş, ikili ilişkiler konusunda ya da evlisinizdir. Eşinizle anneniz biraz zorlanıyordur, anlaşamıyordur. Özellikle pandemi sürecinde kim kime destek oldu, o buna köstek oldu gibi konular Dan ilişkiler zarar gördüyse sevgili kovalar buralarda aile konularını daha rahat iki ilişkileri aile ilişkilerini toparlayabilecekler. Haziran Temmuz onlara yardımcı oluyor. Seyahatleri, organizasyonları, piknikleri, yürüyüşleri kovaların gecesi gündüzü yani böyle yoğunluğu 24 saat artıyor gibi bir durum var. Balıklar. Hey, balıklar 86'lılar. Allah'ım ne kadar çok şikayet geldi. Bak. Yani balıklar. Şikayet derken yani yüzümüz ne zaman gülecek şurada düğünüm var işte şöyle bir birlikte şehir değişikliği yapabilir miyim birçok soru hep balıkla ilgili geldi balıkla ilgili bu ana kadar ne olmuştu en azından bundan sonrasında şimdi onları şimdi genel balıklar neler için 2022 Nisan ayı çok önemliydi evlilik kararı al, almış olabilirsiniz orada ayrılık kararı da almış olabilirsiniz bunun yılınız anlatır diğer balıklardan sizi ayıran yılınızdır örneğin 86 98 ve 74'ler çok konuşulacak bunların haritasında balık var burcunuz ne olursa olsun hmm. Hı. Dolayısıyla da balık burçlarının bu yıl en iddialı yılı. Tarih 2010'dan referans alıyor size. Yani 2010'da dersiniz ki ben ilk işe başladım. O zaman işte değişikliği yapacaksınız. Ben şehir değiştirme o zaman düşünmüştüm ama yapmamıştım. Şimdi değiştireceksiniz. O yüzden de balık burçlarına yani son burçta özellikle Neptün'ün kendi yönettiği burçla hareket etmesi ve aynı zamanda Jüpiter'in tekrar kendi burç yöneticilerinden biri. O iki gezegenin tekrar yıl sonu buluşması bir kere balık burçlarının angaryasını çoğaltır. Yani düğünde aksilik olabilir. Takılmayın. Yani yapacak bir şey yok. Sizin dışınızda birçok insan olacak orada. Ama yuvanız sağlam olacak bu sene yuva kuruyorsanız. Hmm. Özellikle atık... vereceğin tarihler var mı bununla yani ilgili Yani şöyle Mesela... söyleyebilirim bütün herkese vereyim. Bütün bunlar kolektif bir tarih. Ha tamam. Çok kolektif bir tarih veriyorum Tüm şu an. Tüm burçlar için an. geçerli. 12 burç için geçerli. Astrolojiye göre 2022'nin 29 Ekim'inde bizim Cumhuriyet Bayramımızdan hatırlayın lütfen. O gün Mars ikizler burcuna yavaşlıyor olacak. Dünyada yine bir takım kırılmalar söz konusu olacak. Kolektif hikayeler başlayacak. O güne, o günden sonra düğününüzü bırakmayın. Şirket kurmayı bırakmayın. Yani o güne bırakmayın. 29 tamam. Ekim'e kadar Mars retrosundan önce işlerinizi organize edin. Ben burada makyaj odasına hazırlanırken bizim bu ekipte yine bir arkadaş var. Onu da alırmışız biz buraya. 29 Ekim'den sonra evlenme dedim. ...sizimle size ekranlarda da aynı şeyi söyleyebilirim ama ben unutmayın astrolog. Kişisel haritanızda Mars retrosu vardır. Belki sizi destekliyordur. Yani dolayısıyla buraların hepsi teknik bilgi. Yani burası bir matematik ama bana kolektif olarak tüm burçlara hmm. 29 Ekim'den sonra sen kendi işini bırakır mısın? Bırakmamayı düşünüyorum. Kitabım var. Onu bile önce çıkarmayı planlıyorum. Bakın daha artık kendimden de size bu bilgiyi verdikten sonra sevgili balık burçları da 29 Ekim'den sonraya özellikle 30 Ekim'de Mars 77 gün Geri gidecek ve dolayısıyla değişken burçları etkiler, balığı da etkiler. O yüzden de beni benden başkası kimse anlamıyor dediğiniz günlerden geçiyorsunuz. Haziran sizi birazcık önünüze bazı soru işaretlerini koyabilir. Ee, çocuğunuz varsa... Ee... Çocuğunuzun duygusal iniş çıkışlarına, enerjisine kaygılanabilirsiniz. Acaba ben mi anlaşamıyorum, o mu bir şey anlayamıyor, öğrenemiyor gibi böyle tuhaf kaygılar, korkular oluşabilir zihninizde. Bunlar geçici, bunu unutmayın. Çünkü Haziran ayının enerjisini size zaten burada konuşurken yansıtmaya çalıştım sevgili balıklar ve diğer burçlar. Buraya çok takılmayın. Çünkü bu ay herkes birazcık oto hafif kaybedebilir. Refleksleri güçlenebilir. Bunların başına da balıklar geliyor. Çocuğu olan bir balık burcuysanız hayatınız hızlanıyor. Yeteneklerini keşfedebilirsiniz. Kaygıya kapılırsanız orada dikkatli olun. Aşk hayatınızda sevgili balıklar eğer evliyseniz eşinizi biraz daha anlamanız gereken bir döngüye giriyorsunuz. Çünkü balıkların eşlerinin hayatında kırılmalar, değişimler ve bir takım işte ailesi veya çevresiyle ilgili dönüşümler bir düzenlemeler var. Eğer hukuksal bir probleminiz varsa Haziran'ın özellikle 24'üne kadar gökyüzü size bir şekilde fırsatı getiriyor. Bunlar büyük derdiniz olmayacak. Miras konularınız varsa sevgili balıklar özellikle Eylül ayında itibaren çözülecek. Evet. Balıklar kesinlikle duygusal değildir. Ee, sezgileri çok güçlüdür. Mesafeli görünür Merve'ciğim. Dolayısıyla da en önemlisi ise en önemlisi ise 2022 yılında balıkların Son 14 yıldır attığı adımlar hepsi yılın son 4 ayında değişecek. O yüzden de siz Haziran ve Temmuz aylarında hazırlık yapın. Hayat sizi nerede sıkıştırıyorsa sevgili balıklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.